Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu çembersel hareket olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Sesimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 12. sınıf fizik çembersel hareket 3. test olacak. Sevgili arkadaşlar, ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca çembersel hareketle ilgili ya da 12. sınıfla ilgili daha çok sorular görmek istiyorum diyen arkadaşlar için MEP tekrar testleri, kazanım kavrama testleri, OGE Matematiksel Soru Bankası mobil uygulamalarını ve ayrıca arkadaşlar AYT için 3 adım AYT matematik ve fizik, mezun B, 12. sınıf B kazanım kavrama testleri, 3 adım AYT deneme sınavları, TYT için de burada gördüğünüz tüm testleri arkadaşlar öneriyorum. Bakın hepsinin ayrı ayrı oynatma listeleri matematik için kanalında mevcuttur. Fizik için de büyük bir bölümü mevcuttur arkadaşlar. Eksik olanları da tamamlıyorum. Tamam mı? Hem matematik hem fizik oynatma listeleri. Peki nerede bulacaksınız bunları? Ben buraya oynatma listesinin linklerini arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradaki linklere tıklayarak kolaylıkla erişebilirsiniz ilgili oynatma listelerine. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Madem çembersel hareket, gördüğümüz üzere dairesel bir şeyler görüyoruz. Diyor ki O merkezli yarım küre güzel biçimindeki çanağın KL bölümü sürtünmesiz. Burası sürtünmesiz arkadaşlar. LM bölümü ise sürtünmelidir. Belli olsun, ben burayı sürtünmeli gibi göstereyim kendimce. Kendimce gösterdim. Sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan şekildeki türdeş top L noktasına ulaştığı anda kaymadan yuvarlanma hareketine başlıyor. Arkadaşlar buraya ulaştıktan sonra bu arkadaş yani şuralarda giderken hop dönmeye başlıyor. Dönerek gidiyor. Yani dönerek öteleme hareketi yapıyor değil mi? Bunu da biliyoruz artık. Biz dönerek öteleme hareketi yapıyor. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Tane tane okuyalım arkadaşlar. K'dan L'ye kadar dönmeden kayarak gelir. Arkadaşlar K'dan L'ye kaymadan. Bu ne demek biliyor musun? Bak şu noktası, şuraya kurdele bir kırmızı nokta koydun düşün. Bu arkadaşın kırmızı noktası hala buradadır. Dönmeden kayarak gelir. Neden arkadaşlar? Çünkü herhangi bir sürtünme olmadığı için şu noktaya karşı koyacak herhangi bir kuvvet olmadığı için bu arkadaş olduğu gibi dönmeden kayarak gelir arkadaşlar. Bu bir kere doğru. Neden? Sürtünme yok çünkü. Efes sıfır. Sürtünme yok. Şimdi burada sevgili arkadaşlar olacak. Ha, şu bunu sona mı bıraksak ya? Tamam şuna bakalım ya. M noktasına kadar çıkar. Allah Allah, hiç alakası yok değil mi sevgili arkadaşlar? Neden? Çünkü bak şurayı H diyelim. Burada bu arkadaşın sahip oldu. Tabii ben bu arada baştakine espri yaptım, şimdi söyleyeceğim. MGH kadar bir potansiyel enerjisi var. Burada geldi. Burada kinetik enerjiye dönüştü. Burası sürtünmeli olduğuna göre bir takım enerji kaybetmesi lazım. Dolayısıyla M'ye kadar çıkamaz değil mi? Ama kazın ayağı öyle değil. Neden sevgili arkadaşım? Çünkü bak burada sürtünme sevgili arkadaşlar. Tamam kabul, sürtünme hareketi, sürtünme var burada ama sürtünmenin burada yaptığı tek bir şey var arkadaşlar. Bu arkadaşın dönmesini sağlıyor. Dönmesini sağlarken de hızını yavaşlatıyor. Zaten üçüncü de bu. Bu arkadaşın hızı azalır. Yani şurası VKL. Buradakine de arkadaşlar VLM desek VKL VLM'den daha fazla olur. Çünkü bu arkadaş hem dönüyor hem de öteleme hareketi yapıyor. Sevgili arkadaşlar bakın, yüzeye değdiği nokta tek bir nokta. Dolayısıyla hareket doğrultusuna da dik olduğu için yani bu noktanın yere göre hızı, yere göre hızı arkadaşlar sıfır olduğu için herhangi bir iş yapmıyor sürtünme. Tek yaptığı şey var arkadaşlar, bu arkadaşın dönmesini sağlıyor. Zaten öyle söyledi bana. Dönerek hareket ediyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada enerji kaybı yok. Eğer bunun geniş bir yüzeyi olsaydı evet, o zaman daha büyük bir yüzeye dokunduğu için arkadaşlar bu arkadaş burada dönerek kaymadan yuvarlanma hareketine başlıyor dediği için arkadaşlar
enerji kaybetmiyor. Anlaştık. Bundan dolayıdır ki bu arkadaş burada sahip olduğu potansiyel enerjiyi bütün yol boyunca muhafaza eder. Aha da işte buraya gelir. MGH. Anlaştık. Güzel. K'dan L'ye gelme süresi, L'den geçtikten sonraki ilk kez duruncaya kadar süreden kısadır. Evet sevgili arkadaşlar, çünkü bak VKL, VLM'den daha büyüktür dedik ya. Bunun sebebi de işte bu arkadaş sadece kayarak geliyor. Burada da sevgili arkadaşlar dönerek öteleme. Yani burada sadece öteleme hareketi var. Burada hem öteleme hem de dönme hareketi olduğu için hızda ortalama hız diyelim biz buna. Ortalama dersek daha doğru şey söylüyoruz. Ortalama hızı sevgili arkadaşlar daha düşük olur. Dolayısıyla harcadığı zaman daha fazla olur ki 1, 2, 3 der. Hepsini de bağrımıza basarız. Gel 2 ile devam edelim. Eş merkezli, R ve 3R. Arkadaşlar eş merkezli deyince hemen merkezden dönse ilk aklıma benim ne geliyor biliyor musun? Açısal hızlarının eşit olması geliyor. Hemen omegalar eşit oluyor arkadaşlar. Ama şimdi bu başka yerlerden dönecek ama yine de bir bakacağız, bir gözlemleyeceğiz. R ve 3R yarıçaplı silindirler yatay rayda yani şu yatay rayda arkadaşlar. R yarıçaplı silindir üzerinde kaymadan şekilde verilen ok yönünde yuvarlanma hareketi yaparak ilerlenmektedir. Arkadaşlar bu arkadaş şu yöne doğru, çünkü sola doğru gidiyor ya. Şurada döne döne gidiyor. Güzel. Şu dokunma noktasına göre hep bakacağım. Oraya göre ayarlayacağım arkadaşlar. Silindirlerin anlık görünümü şekildeki gibi olduğuna göre 3R yarıçaplı silindir üzerindeki K, bak burası 3R üzerindeki K ve L noktalarından yere göre hızlarının büyüklükleri VK bölü VL oranları nedir? Sevgili arkadaşlar biz bunun benzerini nerede yapmıştık? Gene göstereceğim. Ha, ikinci test, test A. İkinci soruda yapmıştık arkadaşlar. Orada ben gerçi hani direkt X eşittir VT'den yürümüştüm ama aslında söylemem gereken omega çarpı R. Çizgisel hızları eşittir. Omega çarpı R ile yürüsem çok daha doğru olurdu arkadaşlar. Şimdi onu söyleyeceğiz zaten. Güzel. Ki benziyor yani. Hemen hemen aynı soru. Burada sevgili arkadaşlar benim dikkat etmem gereken yine ray şu noktanın ya göre K ve L'nin mesafelerini bulacağım. Çünkü sevgili arkadaşlar o çizgisel hız neydi? Omega çarpı R. Yani açısal hız çarpı yarıçap. Değil mi? Çok güzel. VK'yı yazalım arkadaşlar. VK eşittir. Ha, bundan önce neye karar vermemiz lazım sevgili arkadaşlar? Bu arkadaşların açısal hızlarına. Ben de direkt dediğim ön yargılı olarak açısal hızları eşittir dedim ama bir kontrol edelim. Şimdi bu arkadaş buradan döndüğünde bu tam tura attığında buraya gelir. Bu da arkadaşlar tam tura attığında tekrar buraya gelir. Yani aynı anda yine aynı yanlarına gelir. Yani bir nevi periyotları da aynı arkadaşlar. Bu durumda açısal hızları ikisi de 360 dereceyi taradı yani değil mi? Açısal hızları eşittir. Yani omega k eşittir omega l. Gel biz buna da omega diyelim işte. Çok güzel. O zaman VK'yı yazıyorum sevgili arkadaşlar. Omega çarpı, bak bu noktaya olan uzaklığına bakacaksın. Çünkü bu noktaya göre dönüyor bu arkadaş değil mi? Bu noktaya göre dönüyor. Bu durumda, dur bakayım ne oluyor? 3R, 4R oluyor değil mi arkadaşlar? Bak şurası 3R, helalinden bir R daha var, 4R. Çarpı 4R. Çok güzel. Gel seninle VL'yi de yazalım. VL de arkadaşlar yine omega R diyeceğim. Omega çarpı sevgili arkadaşlar L'nin uzaklığına kadar. Bak L'nin uzaklığı da şurası kadar. Değil mi? Şurası kadar. Şimdi tamamı 3R. Şurası R. Demek ki bu arkadaş da 2R kadar. Yani şekilde sanki bizi aldatıyor gibi. R gibi duruyor ama burası 2R. Nereden anladım? Toplamı 3R çünkü değil mi? 3R'den R'yi çıkarttım. 2R. Dolayısıyla bu da 2R. Bana neyi soruyordun? VK bölü VL'yi. Bunu buna oranlıyorum. Aha da VK bölü VL. Omegalarla vedalaşıyorum. R'lerle de vedalaşıyorum. 4 bölü 2'nin 2 olduğunu bütün mahalle bilir herhalde değil mi? Matematik alemindeki bu mahallede herkes bilir. 2'ye dedik mi arkadaşlar? Vallahi dedik. Keyifli miyiz? Keyifliyiz. Gel 3 ile devam edelim. Sevgili arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ben bu 3. soruyu direkt
geometriden çözeceğim sana. Bak ciddi söylüyorum ha. Sadece geometri bilsen bile yaparsın ama bir iki matematiksel modellemeleri de göstermeye çalışacağım sana. Bak neden? Bir motosikletle sürtünmeden önemsem, çünkü soru herhalde öyle yanlış kurgulandı. Direkt geometriden bile çözeceğim. Önemsenmediği yatayla alfa ahanda işte açısı yapan konu biçimdeki pistte sabit, bu önemli, sabit büyüklükteki hızla R yarı çaplığı yörüngede yerden H kadar yükseklikte yatay düzleme paralel düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Çok güzel. Buraya kadar her şey normal. Başka, bak bak çok dikkat et. Şu bu önemli. Başka bir değişiklik yapılmadan sadece alfa açısı değiştirilirse höbelöp lüp 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 yargılarından hangi doğru olur? Alfa azalırsa, alfa artarsa alfa değişimi değiştirir, değiştirmez. Sevgili arkadaşlar, ya sen bana zaten şunu demedin mi? Bak azalırsa dedi ya, sadece alfayı değiştirirsem demek, azaltman demek, şöyle bir şekil yaptın demek değil mi? Bak direkt geometriyle söyleyeceğim. Evet, yani sen bana diyorsun ki, ben buradan H'yi de değiştirmiyorum diyorsun. Bu arkadaş böyle dönüyor diyorsun. Doğru değil mi? Aynen öyle. Sen bana zaten bunu söylediysen, alfa değişimi H'yi değiştirmez. Evet değiştirmiyor. Sen zaten değiştiriyorum demedin ki bana. Değil mi? Değiştirmiyor yani arkadaşlar. Değiştirmez. Ama dediğim gibi matematiksel modellerini de yazacağım ben sana, tamam mı? Merak etme. Şurası da yüz yüze. Çünkü sadece alfayı değiştir dedi. Bak bu da alfa azalmış olsun. Azalmış. Azarla değil. Arttırmaya da ART ederiz. Tamam mı? Alfa azalmış hali. Şimdi azalırsa R artar demiş. Sevgili arkadaşlar tabii ki bak R bu kadarken R artar. Doğru. Ama H değişmez dedik. H azalır mı? Normalde sen sadece bu konuyu açsaydın, R artardı, H de azalırdı. Çünkü şu nokta şöyle düşünürdün. Bak şimdi noktayı al, kalemin ucu. Şöyle düşürdüğünde, bak düşürdüğünde H azalırdı. Ama bana dedi ki sadece alfa değişiyor dedi. Sadece alfanın değişmesi durumu işte budur, bu şekildir. Anlaştık değil mi? Güzel. Bak bunu şöyle çizdim. Şimdi ya artarsa'ya geldik. Şimdi R artarı kabul ettik. H azalır dedi. Hayır değişmesi söyledik. Bu çarpıyı yedi. Alfa artarsa dedi. Sevgili arkadaşlar gel onu da yeşille çizelim. Bak alfa artarsa demek daha dik bir şey yaparsam diyor. Bak daha dik konu yaptım. Doğru mu? Doğru. Bu arkadaş burada. Sevgili motosikletli arkadaşımız da burada. R küçüldü bak görüyorsun değil mi? R küçüldü. Ama başka bir şeyden bahsedecek bana. R azaldı arkadaşlar. Ben zaten sana şeyi yazacağım. Açısal hızı yazacağım değil mi? Açısal hızdan yürüyeceğiz burada. Açısal hız artar. Sevgili arkadaşlar şimdi bak. Sabit hızla dedi ya. V eşittir omega çarpı R mi? Evet öğretmenim. Sevgili arkadaşlar V sabit. Değil mi? Çok güzel. R ne oldu? Küçüldü. R küçüldüyse V'nin sabit kalması için omega'nın artması gerekmez mi? Evet artar. Hadi geçmiş olsun. Vallahi sevgili güzel kardeşim. Yani ben sana ne diyeyim? Sadece bu şekilde bile bak bütün soruyu çözdük. 2 ve 3 neredesin? Edirne'desin. Ha, oysa yapacağımız uzun uzun şeylerden biri şuydu. Bak burada olup biteni göstereyim ben sana. Şurada motosikleti şurada çizmem lazım da. Hani buralar ana baba gününe döndü. En müsait burayı buldum. Motosikletin bir ağırlığı var. Bak buradaki şey ağırlığımız bu. Bu MG'ye kadar. Peki cisme başka etkiyen kuvvet var mı arkadaşlar? Olma mı? Ne var? Bak yüzeye dik tepki kuvveti var. Bu arkadaşa etki eden başka da bir kuvvet yok. Ne var arkadaşlar? Bu iki kuvvetin bileşkesi olan merkezcil kuvvet var. Bak bunu her zaman yapıyoruz zaten. Şu iki vektörün toplamıdır değil mi? Merkezcil kuvveti öyle konuşmadık mı? Evet öğretmenim. Şimdi gel. Bak N'yi çizdim. Hop. Ahanda bu N. Sevgili arkadaşlar MG'yi de çiziyorum. Ucunu ekliyorum. Vektörel toplamı aldım. Sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Biz birinci testte söyledik ya zaten.
Ne demiştik? Birinci test, dördüncü soruda merkezcil kuvvet. Sevgili arkadaşlar, çembersel harekette cisme etkileyen kuvvetlerin bileşkesidir. Cisme etkileyen tüm kuvvetlerin bileşkesi merkezcil kuvvettir. Hoş, biz hesaplamalarda kolaylık olsun diye dışarıya doğru çizeriz ki hani denklemi kolay çizelim diye. Böyle netice itibariyle içeri doğrudur. Ama hani dışarı doğru çizerek de biz bunu işte dengelemeye çalışıyoruz. Şu n'nin nx eşittir fm deriz bundan dolayı. Tamam, bak işte nx eşittir fm dememizin sebebi o. Arkadaşlar işte bu bileşke merkezcil kuvvet. Yani buradan da uzun uzun yürüyerek şu alfa açısını buraya taşırsın. Burasıdır alfa sevgili arkadaşlar. Buradan tanjant alfadan yürürsün. Tanjant alfa yazarsın. Bak fm bölü mg. Buradan benzer yine analizleri nerede yaptık? Ben sana yine onu göstereyim bakayım. Böyle benzer hareketi nerede yaptık? Şurada yaptık mesela. Tanjantı orada yazdık mı ya? Ha şurada yazdık. Bak tanjantı yazdık mesela arkadaşlar. Altıncı soruda. İkinci test altıncı soruda yazdık. Bursa'da. Tamam. Oradan da yürüyerek bir sürü şey yaparsın ama çok basitçe çözdüm ben sana zaten. Lafı uzatmanın bir anlamı yok. Evet. Gel dörtle devam edelim. Düşey kesiti verilen sürtünmesiz ray sisteminde M kütleli cisim yerden H1 kadar yüksekten serbest bırakıldığında K, bu H1'den bırakınca, K noktasından geçerken rayın tepki kuvveti NK, güzel. H2 yüksekliğinden bırakıldığında L noktasından geçerken rayın tepki kuvveti NL. Güzel, gayet güzel. Olmaktadır. NK eşittir NL. Aa, Allah razı olsun. Buradaki NK ile buradaki NL birbirlerine eşitmiş. Buna göre H2 eksi H1 farkı kaç tane R'dir? Hayırlı işler, hayırlı uğurlu olsun. Belli ki bizi uzun bir matematiksel işlemler bekliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada hazır asıl yazabilmemiz gereken hikaye şu. Şu H1 ile başlayalım. Enerjiden gideceğiz. Çünkü bak sürtünmesiz dedi. Şu arkadaşın şurada sahip olduğu H1 yüksekliği için yazıyoruz arkadaşlar. Sahip olduğu ne var? Bir potansiyel enerji var. Bu potansiyel enerji arkadaşlar ne kadar? MGH. Eşit olacak. Bu MGH sevgili arkadaşlar şu K'da, ha bunun H1 diyelim bir de biz buraya. Niye böyle dedim? Çünkü K noktasına göre yazdım. K noktasına göre bu arkadaşın potansiyel enerjisi MGH1 kadar. Güzel. K noktasında potansiyel enerjisi K noktasına göre sıfır. Bütün enerji neye dönüşecek arkadaşlar? Kinetik enerji. 1 bölü 2 mv kare. Heh. Zaten hikaye de burada başlıyor arkadaşlar. Biz bu mv karelerden yürüyeceğiz. Merkezcil kuvveti işin içine katacağız. Hemen şuraya yaz. Fm eşittir mv kare bölü r değil mi? Lütfen güzel yazalım şu m'leri. Ben anlıyorum ama yanlış şey gözükebilir. Mv kare bölü r. Güzel. Sevgili arkadaşlar işte öyle bir şeyler yazmam lazım ki şu arkadaşlardan fm'lerden yürüyeceğim. Çünkü cisme etkileyen kuvvetlerin bileşkesi fm. İkisi arasında bir köprü kuracaksam ben bunu fm'le yani merkezcil kuvvetle kuracağım arkadaşlar. Güzel. Bak nitekim cisim buraya geldiğinde cismin bir ağırlığı var. Değil mi? Ne kadar? Mg kadar var. Bir de bu cisme etkileyen tepki kuvveti var. Ne kadar? Nk kadar. Bunu artık ayrı ayrı yazmayalım. Bak nk, nl birbirine eşittir. N kadar olsun sevgili arkadaşım. Doğru mudur? Doğrudur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şuradaki merkezcil kuvvet artı mg eşit olacak n'ye değil mi? Bak k için yazdım. Merkezcil kuvvet dışarıya doğru yazar isek mg ile topladığımda sevgili arkadaşlar bu arkadaşı tamam. Mg ile topladığımda bana neyi verecek? Güzel. H1 için yazdım bunu. Ha şurası için de yazalım. Daha sonra şurayı yarım bıraktım. Oradan da devam edelim. Sevgili arkadaşlar L için yazacak olursam da bakın hop
Yine bir MG var. Bu sefer ne arkadaşlar? Nereye doğru? Aşağıya doğru. Heh. Ne buraya doğru? Bu sefer nedir arkadaşlar? Merkezcil kuvvet N artı MG kadardır. Doğru mudur? Doğrudur. Güzel. Ama sevgili arkadaşlar benim şu FM'leri düzgünce yazabilmem lazım. Bu FM L olsun, FM K olsun. Heh. Onu yazabilmem için de işte şu işlemlere ihtiyacım var. H1'den geçerken arkadaşlar, H1 yükseklikten bırakıldığında MG H1 kadar. Doğru mudur? Doğrudur hocam. 1 bölü 2 MV kare. Sevgili arkadaşlar, şunları açık açık yazacak olursak, çünkü oradan şey, H2'yi de yazalım da daha sonra şey yapalım. H2'deki sevgili arkadaşlar, H2'yi de L ile kıyaslayacağım ya ben, L ile. Sevgili arkadaşlar, L ile kıyaslayacağım için ben M'nin L'den olan yüksekliğine bakacağım. M şu noktadan, H2'den bırakıyorum ya, şu noktanın L'ye göre arkadaşlar potansiyel enerjisi ne kadar olur? Mg H2 eksi, şunlar da RR ya, 2R değil mi şurası? Evet, 2R. Yani şu yükseklik H2 eksi 2R kadar. Hem fikir miyiz? Harika, 2R. Yani H2 eksi 2R. Bu potansiyel enerjim. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar şunu da L yazalım da karışmasın. Buradaki yine sürtünme olmadığı için arkadaşlar. Buradaki kinetik enerjisi de 1 bölü 2 M V. Buradaki K idi. Pardon. Bu K noktasıydı. Bu L. L kare. Hemfikir miyiz arkadaşlar? Hemfikiriz. Şimdi sevgili arkadaşım. Şimdi şu eşitliklerime geri döndüğümde. Bak şuraları yazalım. FM, FM. N'ye göre yazalım değil mi ya? Hepsi ikisinde de N ortak olacak çünkü. Bak biri L, K noktasını yazıyorum. K noktasında. N nedir? N eşittir. Merkezcil kuvvet artı MG kadar. Merkezcil kuvveti yazalım sevgili arkadaşlar. Merkezcil kuvvetimizi yazacak olursak buradan. Ne yazmam lazım? Bir bakıyorum. MG'si var. Cisim M. Tamam. M V kare bölü R. Değil mi? Artı, güzel. Artı MG. Tabii ki burada FM'i K'na göre. Sevgili arkadaşlar bak. Benim N bu şekilde ya. Şu ibareyi bir şekilde çıkartabilmem lazım. Bunu çıkartabilmem için de arkadaşlar şurayı kullanacağım. Bak şurayı kullanacağım. Benim ne görmem gerekiyor? M V kare bölü R'yi. Oysa burada ne görüyorum? M V kare. R yok ortada. O zaman gel, gel. Bunu bulabilmek için her iki tarafı R'ye bölelim. Bak iki tarafı da R'ye böldüm. Hemfikir misin? Harika. Şu 2'yi de arkadaşlar şuraya çarpma olarak gönder. Bu da buraya gitti. Bak ne görüyorsun? M V K'nın karesi bölü R. Aha da tam bu arkadaşa eşit. O zaman N eşittir. Şu arkadaşın yerini tam da bunu yazıyorum. 2 tane MG H1 bölü R. Tamam mı? Zaten sevgili arkadaşlar ben sana bir şey söyleyeyim. Bu saatten sonra sen bu denklemleri yazabildikten sonra matematiksel kabiliyetine kalıyor iş. Güzel. Artı bir tane de MG. Sevgili arkadaşlar şuradan N'yi yazalım. Bak N bu sefer ne olacak? FM eksi FM L. Bu da K idi. FML eksi MG kadar değil mi? Aynen öyle öğretmenim. Gel bunu yazalım. Bu da L içindi. Tamam L'yi yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar yine arkadaşa ne diyeceğim? M VL kare bölü R eksi MG. Yine benim şu arkadaşa ihtiyacım var. Bu arkadaşı yine nereden temin edeceğim? Tam da buradan. Yine klasik ne yapıyorum arkadaşlar? R'ye bölüyorum. R'ye bölüyorum. Şu 2'yi de yine buraya çarpma olarak gönderiyorum. Tamam mı? 1 bölü 2 her iki tarafı 2 ile cevap. Yani ben şu arkadaş yerine bu arkadaş yerine şunu yazabilirim. Hadi gel yazalım. Yani N eşittir 2 tane MG H2 eksi 2R bölü R yazıyorum. Bir tane de MG var.
Sevgili arkadaşlar, şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Dananın kuyruğunu kopartıyoruz. Bak bu da neye eşit, bu da neye eşit. Güzel. Köprüyü kurarken hem neyi kullandım arkadaşlar ve merkezcil kuvvetleri de enerji eşitliğinden yazdım. O zaman bu iki arkadaş birbirine eşit. Birbirine eşit derken bir de MG parantezlerini alarak yazayım. Çünkü herkeste MG var, sadeleşecek ya. MG parantezini aldığımda burası ne olur? 2 tane H1 bölü R artı 1. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur öğretmenim. Eşittir. Şimdi burayı MG parantezine alıyorum. Aldım öğretmenim. 2 tane H2 eksi 2R bölü R. Hemfikir misiniz? Evet. Eksi 1. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Şimdi bak. Her iki tarafta MG çarpım halinde. Her tarafı MG'ye böldüm. Bu arkadaşlarla vedalaştım. Şimdi H2 eksi H1'e yürüyeceğim. Paydadan kurtulsam mı? Ya öyle de yapabilirim. İki tane. Bana neyi soruyor? H2 eksi H1'i değil mi? Şurayı açıyorum ya. Açıyorum. İki tane H2 bölü R. R tamam. Tamam. Eksi 4 tane R bölü R. Değil mi arkadaşlar? Bak şununla şunu çarptım. 2 tane H2. Şunlar da 4R. Paydalarını da ayrı ayrı yazdım. Eksi 1. Tamam. Şu arkadaşı da 2H1 bölü R artı 1 yaptım. H2 eksi H1'i arıyorum ya. O yüzden bu arkadaşı sağa atıyorum bak. 2 tane H2 bölü R. Eksi 2 tane H1 bölü R. Bunların hepsini de sola atıyorum. Şu arkadaş ve şu arkadaş bu artı 1 oldu. Artı 2 oldu. Bu arkadaş da 4 oldu bak. R'ler sadeleşti. Artı 4. Sevgili arkadaşlar burası 6 oldu. 6 eşittir. Bak burada da paydaları aynı. 2 parantezinde H2 eksi H1 bölü R. Değil mi? Paydalar aynı. Bak R'yi buraya çarpma olarak gönderiyorum. 2'yi de buraya bölme olarak gönderiyorum. Höbölöp höbölöp 6 bölü 2 3R oldu. Kim oldu 3R? H2 eksi H1. Vallahi alnımızın akıyla hallettik arkadaşlar. Mesele zaten bak fizikte arkadaşlar tanımları bilip ne yapacağını bildikten sonra gerisi matematiksel işlemler. Ben bu denge hareketlerini yazıp daha sonra enerji eşitliğinden bir şekilde merkezcil kuvvete geçiş yapmayı bilebilirsem gerisi matematiksel yeteneklere kalıyor. Anlaştık. Harika. Hadi gel 5 ile devam edelim. 5 numara der ki sürtünmelerin önemsenmediği dairesel ray sisteminde K noktasından M kütleli bir cisim 3 defa ayrı ayrı serbest bırakılıyor. Buradan 1, 2, 3. Cisim L noktasına geçer geçmez. Birinci de O1, ikinci de O2, üçüncü de O3 merkezi çembersel yollara saptırılıyor. Bak önce şu hareketi yaptırıyor. Şuradan. Daha sonra yeşili yaptırıyor. Daha sonra da laciyi yaptırıyor. Şunu. Tamam mı arkadaşlar? Böyle döndürtüyor. L noktasında cisme etki eden net kuvvetler sırasıyla F1, F2, F3 büyüklüğünde olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Ya vallahi sevgili arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Yine hiç hesap kitap yapmadan ben bu soruyu normalde çözüyorum. Nasıl çözüyorum biliyor musunuz? Ya bak daha dar yerde sen bırakmışsındır ya. Evde hiç kavanozların içine bilye falan bırakmadın mı? Daha dar yerde daha böyle kuvvetli sen söyle çeperlere yani duvarlarına daha çok baskı yapar. Bak burada daha yayvan bir hareket yaptığınız için buradaki F3'ün arkadaşlar en küçük olacağı yani bana sorarsan çok açık ve seçik gözüküyor yani. F1 büyüktür, F2, F3 değil mi? Daha böyle yumuşak dokunarak ama sert olduğu için bak burada daha sert dönecektir. Hocam ne diyorsun sen ya şunu bir kağıda döksene diyecekse olursanız da arkadaşlar olay şu. Bak burada H diyelim buna. H kadar yükseklikte. Neyimiz var arkadaşlar? Potansiyel enerjimiz var. Potansiyel enerjimiz ne kadar? MGH kadar. İşte bu MGH sevgili arkadaşlar şu L noktasında neye dönüşecek? Kinetik enerjiye. Buradaki kinetik enerjim de ne kadar? 1 bölü 2 MV kare. 3'ü içinde bu zaten aynı değil mi? MV kareler. Güzel. MGH eşit olmalı 1 bölü 2 MV kare.
Hemfikir miyiz? E güzel, hemfikiriz. E sevgili arkadaşlar, bu arkadaşın burada denge konumunu çizecek olursak da, bak cisim buradayken, yani şurayı çiziyorum, şurayı aldım. Bak bir ağırlığı var. Nedir bu? Mg'ye kadar, değil mi? Bir tepki kuvveti var. Aha da bu da n'ye kadar. Değil mi? Aynen öyle. Merkezcil kuvveti kolay görmek için de, yani merkezcil kuvvet artı mg eşit olacak n'ye. Bir başka deyişle sevgili arkadaşlar, merkezcil kuvvet eşit olacak n eksi mg'ye. Tamam mıyız? Tamamız hocam. E zaten merkezcil kuvvet dediğim arkadaş da m v kare bölü r değil mi? Evet. Bak yine klasik neye ihtiyaç duyduk arkadaşlar? Mv kare bölü r'ye ihtiyaç, mv kareye ihtiyaç duyduk. Mv kare yerine 2 tane mg yazabilirim. Yani 2 tane mgh bölü r eşittir n eksi mg. Doğru değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Ya da direkt şeyden yürüyelim yani. Mv kare bölü r'den. E sevgili arkadaşlar bak m'ler aynı. M'ler 3'ü içinde aynı. Aynı cisim bırakıldı. E V'ler de aynı arkadaşlar. Değil mi? Aynı yükseklikten bıraktım. E, o zaman R'ye bakar mısın? R kimin küçükse, kimin R'si küçükse merkezcil kuvveti o daha büyük olur. Direkt MV kare bölü R'den gittik yani. Şuraları boşu boşuna da yazmışım yani açıkçası. Değil mi? Yani benim hissiyaten söylediğim şey burada kendi zuhur ediyor. Şu nicelik merkezcil kuvveti arkadaşlar mv kare bölü r kimin daha küçükse payda küçüldükçe değer büyür değil mi? Bak küçük olan O1 en büyük O2 O3 F1 F2 F3 konu kapanmıştır. Tamam mıyız? Harika. Gel devam edelim 6 numara ile. 6 numara diyor ki arkadaşlar bulunduğu düzleme paralel olarak O noktasından geçen düşey eksen etrafında dönen diskin üzerine O'dan R kadar uzaklıkta, aha da burada, 2M kütleli X cismi şekilde gibi yerleştiriyor. Cisimle yatay duran disk arasında sürtünme katsayısı K1. Arkadaşlar burada K1 var. Güzel. Olup cisim kaymadan, bak kaymadan disk en fazla omega 1 açısal hız büyüklüğüyle dönebilmektedir. Tamam. Yani şunu döndürüyor arkadaşlar. Şu tablayı döndürüyor, diski döndürüyor. Ve bu cisimde kaymadan duruyor. O da en fazla omega 1. Güzel. Açısal büyüklüğüne X cisminin üzerine. Tamam. X cisminin üzerine X ile aralarında sürtünme katsayıları K2 ve K3 olan M ve 2M kütleli Y ve Z cisimleri ayrı ayrı konularak X kaymadan diskin ulaşabileceği, bak X kaymadan diskin ulaşabileceği en büyük açısal büyüklükleri omega 2 ve omega 3 olarak ölçülüyor. Güzel. Sürtünme katsayıları arasında K1 eşittir K2, o da küçüktür K3, yani K3 en büyük ilişkisi olduğuna göre açısal hızları omega 1, omega 3, omega 1, omega 2, omega 3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Sevgili arkadaşlar şimdi ben sana şunu söylemek istiyorum. Şimdi soru mu bu? Bütün kafamızı bulandırmış. Neden bulandırmış? Ya bu arkadaşları üzerine koyup zaten kaymadan dönebildiklerine göre aynı merkez üzerinde dönüyorlar. R'ler de aynı olduğuna göre sevgili arkadaşlar bunların üçünün de açısal hızları eşit olmaz mı ya? Öğretmenim efendim ama kütleler farklı kütlelere göre. E sevgili arkadaşlar burada bak cisme etkileyen tek bir kuvvet var. O da buradaki sürtünme kuvveti değil mi? Yani benim merkezcil kuvvetim arkadaşlar sürtünme kuvvetine eşit. E şu arkadaşı ben nasıl yazıyorum merkezcil kuvveti? Mv kare bölü r yazmıyorum. Bu sefer neyle yazıyorum? Omega cinsinden yazıyorum. M çarpı omega kare çarpı r. V yerine omega r yazınca buna dönüşüyor biliyorsun. Eşittir. Mg çarpı k değil mi? Evet. E sevgili arkadaşlar her iki tarafta da m'ler zaten sadeleştiği için m'ye bağlı değil. G'ye, k'ye ve r'ye bağlı. E r'ler hepsi aynı arkadaşlar. E k'ye bağlı olma öğretmenim k'ye. Sevgili arkadaşlar k'lar kaymadan üzerinde durduğuna göre üçü içinde zaten aynı sürtünme kuvveti var demektir zaten. Değil mi? E dolayısıyla üçünün de açısal hızları eşit olur. Kaymadan hareketlerine devam ettiğine göre. Konu kapandı yine.
7 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. 7 numara der ki, 7 numero. O noktasından geçen düşey eksen etrafında dönen yatay tablanın düşey kesişi şekilde gösterilmiştir. Birbirine O'daki, şu O noktası gösterilmemiş arkadaşlar. Şurada bir demir çubuk var, öyle düşün. Bu tablo da bunun üzerinde etrafında dönüyor arkadaşlar. Bu etrafında dönerken de tablonun üzerinde de 3M ve M kütleli cisimler var. X, Y cisimleri ve iplerle bağlanmış. Tamam mı? Birbirine ipli 3M ve M kütleli sırasıyla 3T ve T ip gerilmeleri var arkadaşlar. X cismi ile zemin arasında sürtünme önemsiz. Burada sürtünme yok. Olup sürtünme sadece Y cismi ile zemin arasında ve Efes büyüklüğündedir. Arkadaşlar burada bir Efes var. Yönü nerede sizce arkadaşlar? Yönü tabii ki bu arkadaş buraya gitmeye çalıştığına göre merkezcil kuvvet ile aynı yönde. Değil mi? Arkadaş bu yönde Efes. Tamam. Güzel. Harika. Buna göre diyor arkadaşlar Efes. Ha, bu Efes'i soruyor. Ne kadardır? Sevgili arkadaşlar bunun için gel ikisini de ayrı ayrı şeylerini yazalım. Değil mi? Free body diagramlarını yazalım. Sevgili arkadaşlar öncelikle şu arkadaşı bir yazalım. Y'yi. Şimdi bak burada T gerilmesi var. T gerilmesi içe doğru çekiyor. Efes de var. Değil mi? Bu cisme etkileyen kuvvetlerin, net kuvvetlerin bileşkesi zaten merkezcil kuvvet değil miydi arkadaşlar? Evet öğretmenim. Yani Fm eşittir T artı Fs kadar. Tamam. Güzel. Şimdi şununkini yazalım arkadaşlar X'e göre. Şimdi hiç burada sürtünme yok. Hiçbir sürtünme yok. Sadece ve sadece ne var sevgili arkadaşlar? Hop T ip gerilmesi. Ancak unutma. Bak T bunu içeri doğru çekerken burada bu sefer T bunu dışarıya doğru çekecek. Yani şu arkadaşa etkileyen ip kuvveti 3T eksi T'den 2T kadar olacak. Bu arkadaşın merkezcil kuvveti de arkadaşlar tamamen 2T'ye eşit olacak. Tamam mı? Çünkü bu cisme etkileyen başka bir kuvvet yok. Etkileyen kuvvetlerin bileşkesi bu kadar. Öğretmenim tamam güzel. Buradan nasıl hareketleri yapacağız? Arkadaşlar Fm'leri yazacağız. Ha ama bunu yazarken de şuraya dikkat edeceğiz. Şimdi bu arkadaşlar O merkezinden döndüğüne göre çizgisel hızları farklı R'lere göre arkadaşlar. Ama neleri aynı? Bu arkadaşların açısal hızları aynı. Aynı merkez etrafında dönüyorlar değil mi? Bu ip etrafında bak böyle. Biri şu noktada, biri bu noktada. İkisi de açısal hızları aynı. He. O zaman gel buna omega ile devam edelim. Arkadaşlar Fm'i yazıyorum şimdi. Y için yazıyorum. M omega kare çarpı ne kadar uzaklıkta? 2R kadar. Eşittir Fm Y. Tamam. Yani bu arkadaş M omega kare çarpı 2R eşittir T artı Fs. Tamam mıyız? Tamamız. Sevgili arkadaşlar bir de şurada Fm'i yazalım. Bu Fm'i de hadi burada direkt yazabiliriz artık. 2T kadardı. Fm'i de ne kadar arkadaşlar? Yine M ama bu sefer 3M. Değil mi? Evet öğretmenim. 3M çarpı omega kare. Omegaları aynı dedik. Açısal hızları. Çarpı yarı çapına kadar R'ye kadar. Eşittir 2T. Tamam. Çok güzel. Bunu da yazdık. Şimdi sevgili arkadaşlar geçiş yapabilmem lazım. Yine matematiksel işlemler yapacağız. Efes'in peşindeyiz. Değil mi? Efes'in peşindeyiz. Kaç tane R'dir dedi. 2T buysa T yerine şunu mu yazsam acaba ya? Ha, omega Efes. Ama oradan Efes'e gideceğiz. Bölsem daha mı iyi acaba ya? Arkadaşlar bölsek daha iyi değil mi? Çünkü şeylerden de kurtulmamız lazım şunlardan. 3m w kare çarpı r eşittir 2t kadar değil mi? Bak bunu buraya yazdım şimdi. Niye yaptım? Çünkü birbirleriyle oranlayacağım şimdi. Bu arkadaşı bu arkadaşa böldüğümde bak r'lerle vedalaşıyorum. Omega karelerle vedalaşıyorum. M'lerle vedalaşıyorum. 2 bölü 3 eşittir t artı fs bölü 2t. Çok güzel. Bana zaten ne dedi? Efes kaç T'dir dedi. Bak T ve Efeslerle baş başa kaldım. İçler dışlar çarpıyorum.
4 tane T eşittir 3 tane T artı 3 tane Fs. 3T'yi buraya attım. T eşittir 3 tane Fs. Fs'yi yalnız bırakacağım. 3'ün burada ne işi var? Çarpım halinde, bölüm halinde gönderdim. Bak Fs neymiş arkadaşlar? T bölü 3'müş. Yani 1 bölü 3 tane T'ymiş. Konu kapanmıştır. Tatlıya bağlanmıştır nazarı itibarımızda. 8'de testi tamamlayalım arkadaşlar. Diyor ki, ortasına açılan delikten geçiren ipin ucuna M kütleli X, diğer ucuna ise R yarısı yönünde en büyük, bak bu önemli, en büyük 2V ve en küçük V hızıyla dolanabilen X cisminin bulunduğu sürtünmeli yatay masada X cismi her iki hız değerinde de düşey dengededir. Bak Allah Allah nasıl oluyor acaba? Şimdi onu değerlendireceğiz. Buna göre Y cismi ile masa yüzeyi arasında oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç mg olur? Arkadaşlar hemen bu arkadaşın ağırlığı var mg. Bu sistem dengede olduğuna göre arkadaşlar buradaki T gerilmesi, bak bu T direkt mg'ye eşit değil mi? T eşittir mg. Bunu unutma. Zaten şunları ayrı ayrı yazacağız. Arkadaşlar aynı ip, aynı gerilme var. Güzel. Şimdi beni iyi dinle bak. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş V hızıyla bir de 2V hızıyla dönüyor değil mi? Güzel. Neler oluyor? Burada oluşan şey şu cisme etkileyen kuvvetler. Bak V ile dolaşırken sevgili arkadaşlar, şimdi T ipi bunu çekiyor değil mi? Çekiyor. Sevgili arkadaşlar V hızıyla yavaş yavaş dönmesi durumu ne demektir arkadaşlar? Bu arkadaş buraya gelmek ister değil mi? En yavaş hızıyla döndüğünde sola doğru gelmek ister. Dolayısıyla sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar Fs bu yöne doğru olur. Buradan merkezciliği yazacağız. Arkadaşlar 2V ile dolaşırken de şimdi öyle bir hızla dolaşıyor ki bu arkadaş dışarıya kaçmak ister değil mi? Dışarıya kaçmak istediğinde bu sefer Fs ne yapar? Buna karşı koymaya çalışır. Sürtünme kuvveti. Değil mi? Harika. Ve T de bu yöndedir yine. Değil mi? İp. Ha. İşte bunları yazacağız arkadaşlar. Burada bak bu F buradaki merkezcil kuvvet ne kadar sevgili arkadaşlar? Merkezcil dışarı doğru yazarsam T eksi Fs kadar. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Burada Fs ne kadar arkadaşlar merkezcil? Bu ikisinin toplamı kadar. T artı Fs kadar. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bana neyi soruyordu bu arkadaş? Ha, sürtünmenin büyüklüğü. Fs'in peşinde koşacağız. Benim Fm'leri yazmam lazım sevgili arkadaşlar. Değil mi? Bak burada hızım ne kadar? Bu kadar. Burada bu kadar. Arkadaşlar M V kare bölü R eşittir. T eksi Fs. Burada da arkadaşlar dikkat et. M V kare 2V'nin karesi dikkatini çekerim. 4V kare bölü R eşittir T artı Fs. Tamam. Güzel. Yine klasik sevgili arkadaşlar ne yapalım? Şu arkadaşı bunun altına yazalım. M 4 tane V kare bölü R eşittir T artı Fs. Yine ne yapacağım? Oranlayacağım taraf tarafa ki bak buradaki bütün şey ifadelerden kurtulayım. M'ler, M'ler, R'ler, R'ler, V kareler gitti. 1 bölü 4 eşittir. T eksi Fs bölü T artı Fs. Tamam, çok güzel. Hocam nereye gidiyorsun? Bana Mg cinsinden sormuştu. Merak etme zaten T'ye Mg dedik ya. Kalemden tasarruf yapıyoruz. Çarplar, işler dışlar. T artı Fs, 1 ile çarptım. Şimdi 4 ile çarpıyorum. 4 tane T eksi 4 tane Fs. Bu Fs'i buraya aldım. 5 tane Fs eşittir. Bu T'yi buraya aldım da 3 tane T. Sürtünmeyi soruyordu. Fs eşittir. Bak 5 buraya bölme olarak gitti. 3 bölü 5 tane T. Şimdi T yerine Mg'yi gönül rahatlığıyla yazabilirsin. Anlaştık. Güzel. Yani 3 bölü 5 taneymiş arkadaşlar. 3 bölü 5 tane Mg yapar. Okey tomento. Capisci. Şimdi sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattığım bu testler, ondan sonucuma bu testler hepsini kanalımda ayrı ayrı oynatma listelerini bulabilirsiniz. Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan kolaylıkla
erişebilirsiniz ilgili oynatma listelerine. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.